Sevgili seyirciler merhaba. Gündemi takip edenler bu konuya çok aşina. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir kriz daha patlak verdi. Yeni bir kriz diyorum çünkü yine takip edenler bilecektir. Çok yakın bir zamanda Başbakan Ersan Saner koalisyonun istifasını Cumhurbaşkanı Ersan Tatar'a sunmuştu. Dün de yeni çıkan, dolaşıma sokulan bir video ile Ersan Saner'in siyaseti bırakma kararı aldığı duyuruldu ve bu kasetlerin arkasında Halil Falyalı'dan tutun da Sedat Peker'e kadar ulaşan bir takım iddialar var. Bugün bu krizin detayını konuşacağız. Tabii bundan sonraki süreci de merak ediyoruz Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gazeteci Ulaş Barış bizlerle. Baş Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, kırmadınız yine. Selamlar, 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 saygılar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Yani hemen başlayayım. Nasıl oldu durumlar? Nasıl karşılandı adada? Ne oldu diye sorayım önce belki bir de. Yani çünkü ben de biraz geç kalmışım. Mesela Falyalı kendi gidip teslim olmuş Kuzey Kıbrıs'ta bir şeyler polis merkezine vesaire sonra tutuklama kararıdır gibi. Oradan isterseniz bir başlayalım. Neler oldu? Devam edelim sonra. Önce şunu söyleyeyim. Ersan Saner siyaseti bırakmadı, onu söyleyeyim. Yani başbakan olarak öyle zannederdik biz. Çünkü şu video meselesi Salı akşamı 10:30 sularında sosyal medyada dolaşıma çıktı. Tabii haliyle hemen biz bir tepki bekliyorduk. Yani başbakan çıksın, yalanlasın, ne bileyim işte yayın yasağı getirir, bir şey olsun yani. Hiçbir şey olmadı. Video viral hale döndü. Bildiğiniz yani Facebook'ta yazdığınız zaman E harfini yazdığınızda Ersan Saner video diye çıkıyordu, yani bu kadar viral bir halde döndü video. Ondan 15 saat sonra Başbakan açıklama yaptı ve çirkin bir suikast, itibar suikastına uğradığını söyledi ve siyaseti bırakacağına bir şey yok. Hatta kurultaydaki rakiplerine de biraz manalı böyle imalarda bulundu. Gerçi onlara cevap verildi ama şöyle söyleyeyim. Dün bu saat sabah saatlerinde, yani bu saatlerde gerçi hepimiz Ersan Saner'in siyaseti bırakacağını, işte Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı'ndan, zaten Başbakan'dan istifa etmiş geçen hafta. Onu söyleyeyim. Yine işte kurultay adaylığından vazgeçeceğini, siyaseti bırakacağını bekliyorduk. Çünkü bu 15 saatlik süre içerisinde genelde bir kana oluştu. Yani video doğru kanısı oluştu. Herkes o kanaata vardı ki yani video montaj falan değil. Falan. Bu şekilde konuşuldu. Geç kalınmış bir tepkiydi. Tabii bütün bunlar nasıl başladı? Aslında biraz şey bir süreç. Halil Falyalı'nın tutuklanması 3-4 gün boyunca polis tarafından arandı. Ondan sonra bu olaylar ortaya çıktı ama burada kesin ve net kanıtlar yok. Yani Halil Falyalı şantaj yaptı ya da Halil Falyalı'nın yaydığı videodur gibi böyle bir ispat, bir delil yok, onu söyleyeyim öncelikle. Tabii mahkeme 70 gün tutukluk verdi Falyalı ve bu arkadaşlarına bu olaydan dolayı. Tabii dediğim gibi ama burada delil olarak bir şey sunamıyoruz. Bir şey ortada yok. Tek sunulan şey işte gazeteci Erk Acarer'in söyledikleri, yani orada Falyalı işte efendim hükümete şantaj yapıyordu. İşte o videolar da işte bir yerden bir yere gönderilirken bizim elimize geçti ve onu yayınladık. İşte bir video yayınladık gibi bir konuşma ortaya çıktı. Dediğim gibi bunun herhangi bir delili bir şeyi yok. Ama Sedat Peker'in tabii esas bomba dün akşam Sedat Peker'in kendisi Twitter hesabına attığı tweetler oldu. Orada yani direkt olarak arşiv bende gözünden utanmayan siyasetçi utanmasın, işte istifa etsin. Çünkü sizinle çok eğleneceğim, sizinle oynayacağım gibi bir iddik ifadelerle böyle bir video, böyle bir tweet paylaştı kendisi. Haliyle tabii herkes şimdi heyecan içerisinde. Acaba bundan sonra kurban kim? Çünkü Kıbrıs Türk siyaseti aslında şöyle söyleyeyim Senem Hanım, böyle şeylere alışkın değil. Yani bizim demokrasi kültürümüzde her ne kadar birbirimize çok dalatsak da çok laflar, sert eleştiriler yapsak da bel altı oyunlar oynanmaz bu ülkede. Bunu söylemek lazım açıkçası. Siyaset kültürümüz o derece aşağıda değil Kıbrıs'ın, en azından bunu söyleyeyim. Fakat bu son olaylarda gerçekten gazeteciler olarak da, yani biz Kıbrıs ufak yer, küçük yer. Başbakanı şahsen tanıyorum mesela ben, yani herkes tanıyor. Yani dolayısıyla konuşurken bir yandan tanıyorsun, arkadaşlık da ediyorsun, ne bileyim ortamlarda bulunuyorsun. Konuşmak kolay değil yani. Çünkü işin bir özel hayat kısmı var, bir kamusal kısmı var. Anlayacağınız varsa yani bu noktada ciddi şekilde Kıbrıs'ın kuzeyinde çok ciddi bir şok dalgası yaşanıyor ve tabii yine bekleniyor başka şok dalgalarının da geleceği. Tabii biz de gazeteci olarak
bunları kamuya aktarma görevliyiz, bir görevliyiz. Sonuçta en iyi ve en doğru şekilde aktarma niyetindeyiz ama dediğim gibi çok zorlanıyoruz açıkçası burada. Evet, yani yeni bir kriz yine bekliyoruz dedik. Geçen hafta ya da bir 10 gün önce de sizinle konuşmuştuk. O zaman da işte istifayı sunduğunu konuşmuştuk. Ve o zaman da siz şey demiştiniz, eğer ben yanlış hatırlamıyorsam, işte kongre bekleniyor yeni bir başbakanın. Normal şartlarda işte Ersin Tatar'ın hemen yanına birini çağırıp hükümeti kurma müzakereleri için birini görevlendirmesi gerekiyor ama UBP'nin kongresini, kurultayını bekliyor diye konuşmuştuk. Şimdi kurultay da yaklaşıyor. Çok da bir şey kalmadı. Dün de zaten hani açıklamalarında Ersan Saner'in hani işte 10 gün gibi bir süre kaldı. Bu kurultaya girerken bana yapılan çirkin bir oyun, provokasyon, siz de belirttiniz zaten, böyle açıklamaları vardı. O zaman biraz kurultayın nabzı nedir diye sorayım. Adaylığı nasıl olacak, yayına girmeden önce de sizle konuştuk. Yani gözdağı da verdi diğer adaylara dediniz. Ne bekliyoruz kurultaydan, biraz onu sorayım. Şimdi tabii Kaja Gezi görüyorum. Koltuğundan Eden kaset skandalı yazıyor ama başbakan istifa etmişti zaten. Yani koltuğundan zaten kendisi ayrılmış 2 hafta önce. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü Türkiye basında Erkaç Arar yazdı istifa etsin diye. Halbuki istifa etmişti başbakan. Ha yani bu istifası tabii meclisin çalışmamasından dolayı. Meclis hesap alamıyor. Yaklaşık olarak 120 gündür meclis işte bir kere geçen hafta denetim gününde toplandı. Yasama gününde toplanamıyor. Aylardır bu durum böyle. Ciddi bir nisap sorunu yaşanıyor. Tabii hükümet ortada yokken anlayacağınız varsa. Tabii bütün bunlar dönüp dolaşıp UBP kurultayına bağlanıyor. Elbette böylesi bir videonun her ne olursa olsun, yani burada tabii ki diğer adaylar yayınlattı veya işte ön ayak oldu diye bir iddiam yok, onu söyleyeyim ama bir gazeteci olarak baktığınız zaman Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına 10 gün kala böyle bir kaset skandalının ortaya çıkması elbette manidardır, yani bunu kesinlikle söyleyelim. Ama burada tabii konuşuyor Senem Hanım, dünyanın her yerinde de vardır bu bürokrasi, mafya, siyaset üçgeni, yani biliyorsunuz işte her tarafta var. Türkiye de bundan çok çekiyor, çok çekti. Dünyanın başka ülkeleri, İtalya gibi ülkeler de çok çekti. Şimdi Kıbrıs öyle bir hale geldi ki Kuzey'i arka bahçe. Yani bu noktada aslında esas değerlendirmeleri Türkiye'li gazetecileri yaptı. Türkiye'li gazetecilerin çok sayıda değerli isim Kıbrıs'ın Kuzey'inin derin devletin arka bahçesi olduğunu zaten söylüyor. Ne bileyim, meclis kürsülerinde buranın bir kalın bağırsak olduğu söyleniyor. Kara para aklama olaylarının burada döndüğü söyleniyor. Yani dolayısıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde bu işler dönüyor zaten. Biz bunları biliyoruz. Yani bunda bir şey sıkıntı, bir şey yok. Zaten Sedat Peker'in ifadeleri de çok açık. Ama dediğim gibi bizim burada, siz bana kurultay sorusu sordunuz gerçi ama kurultay da bununla bağlantılı. Çünkü Ulusal Birlik Partisi memleketin en büyük partisi. Tabii yine parlalıyla ilişkileri var. Yani bu fotoğraflar internette yayınlandı. Dolayısıyla bu bakımdan baktığınızda bir mafrokrasi ortamı içerisinde dönen bir de durum var. Haliyle UBP kurultayında bütün bu çalkantılar arasında buna doğru gidiyoruz. Geçen yıl hatırlayınız KKTC seçimlerine yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerine yapılan pervasız müdahale. Yani tarihin en, her zaman bize müdahale edildi de bu kadar açık, bu kadar aleni edilmemişti açıkçası. Onun akabinde devam eden Ulusal Birlik Partisi kongresine müdahale, yani seçimin ilk turu yapıldığı kongrede bir aday 600'den fazla oyla ilk sırada çıktı. Onun kazanacağı kesindi filan. Ansızın bir gece vakti evinden alındı bu insanlar. Kurultayın Galip Faik Sucuoğlu evinden alındı. Sonra çektirildi kurultaydan ve yerine işte Ersan Dere atama usulü geldi. Yani Kıbrıs siyasetinde şu anda iki kişinin atama olarak geldiği söyleniyor. Bir tanesi Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı makamında oturuyor. Bir tanesi Başbakan Ersan Sener. Bu da atama olarak geldiği oralara söyleniyor. Anlayacağınız varsa büyük darbe aldı yani KKTC'de, Kuzey Kıbrıs demokrasisi gerçekten. Tüm bu olaylar içerisinde işte meclis hesapsızlığı, efendime söyleyeyim bu kaset skandalı arasında Ulusal Birlik Partisi'nin 10 gün sonra yapılacak olan kurultayına gidiyoruz. Yani kurultay normal şartlarda yapılabilse, ki bilmiyorum ben tabii, daha 10 gün var, Allah bilir neler olacak yani, bilemiyorum. Yani kurultayın birdenbire işte yapılmayacağı, tek bir aday çıkartılacağı ve oradan devam edeceği iddiası söyleniyor. Ben hala daha normal bir kurulta yapılabileceğine olanak vermiyorum açıkçası. Ama normal şartlarda şu anda, yani hiç böyle olaylara başvurmadan, bu olaylar olmadan yapılsa Ulusal Birlik Partisi'nde başkan Faik Sucuoğlu olur. Geçen yıl seçimi kazanan, aslında kazanmak üzere olan aday. Tabii biraz da mağduriyet de yaratıldı. Aynen bugün Ersan Saner'in mağduriyet meselesi gibi aslında biraz.
Çünkü bu kasetten sonra işte ailesi var, babası babadır da işte efendim odur budur diyerek bir mağduriyet yaratılmaya çalışıyor. Ama kamusal kimliği var başbakanın. Onu konuşmak zorundayız. Başka çaresi yok bunun. Acı da olsa bunu konuşuyoruz. Faiz Sucuoğlu seçimi kazanır dediğim gibi. Tabii normal şartlarda yapılırsa. Ha, Faiz Sucuoğlu ile ilgili tabii Ulusal Birlik Partisi içerisinde efendim işte Türkiye onu istemez. Türkiye eğer o seçilirse Türkiye bize yardım etmeyecek, maaşları ödeyemeyeceğiz gibi konuşmalar dönüyor. Eskiden bu tür konuşmalar çok ilginçtir. Ulusal Birlik Partisi ve diğer sol partiler arasında yapılır. Yani Ulusal Birlik Partisi eğer bu solcular seçilirse Türkiye para göndermeyecek diye propaganda yapardı. Şimdi kendi partileri içerisinde yapıyorlar bunu. Eğer o işte faiz seçilirse, faiz bey seçilirse Türkiye para göndermeyecek. Yani çok acayip. Gerçekten Senem Hanım yani çok acayip günlerden geçiyor Kuzey Kıbrıs. Biraz da böyle hem sadece siyasi krizden bahsetmiyorum. Böyle rejim krizi, demokrasi krizi yaşanıyor burada. Ki zaman zaman bunları yaşadık. Geçmiş tarihte de örnekleri vardı. 1981-83 arası, 1990 seçimleri, 2000 seçimleri. Yani bunlar var yani bizim tarihimizde. Maalesef bir alt yönetim görüntüsü içerisinde devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısı da böyle. Bunun da böyle olması için her şey yapılıyor. Maalesef müdahale olsun, o olsun, bu olsun. Halbuki yani her zaman iddia, işte son Kıbrıs sorununda da iddiası bu kesimlerin. İşte eşit egemen devlet. Birincisi eşit egemen devlet istemeniz için sizin kendi devletinize sahip çıkmanız, kendi devletinizin anayasal kurumlarına sahip çıkmanız, kendi devletinizin demokrasisine sahip çıkmanız gerekiyor. Ondan sonra dünyaya bunu aykırırsınız. Yani bunu da bu da yapılmıyor. Bunun yerine işte dediğim gibi böyle son derece üzücü bana sorarsanız hiç konuşmamamız gereken kasetleri konuşuyoruz, skandalları konuşuyoruz, mafya ilişkileri konuşuyoruz. Gerçekten Kuzey Kıbrıs Partisi çok büyük yara aldı demek lazım Senem Hanım. Peki şeyi de sorayım şimdi, yayına girmeden önce yine konuşmuştuk. Ersin Tatar'ın bu bütün bu yaşananlara verdiği, vermek üzere olduğu tepki ya da bir tepki verdi mi vermedi mi, en azından onu sorayım seyirciler adına. Çünkü sabah da gördüm yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam saatlerinde, belki de gece vakti yeni döndü Türkiye'ye. O da Afrika'daydı. Bir baktım Anadolu Ajansı'nın gündeminde Ersin Tatar'ın işte Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceği ve buraya geleceği ile alakalı bir durum vardı. Sonra girdim işte Kıbrıs'taki bir takım yerel basına baktım. Orada da hani sanıyorum bu konuyla alakalı, bu konu özelinde bir yorum yapmamış ama şöyle bir yoruma dikkatimi çekmişti. İşte şu an kimseye başbakanlık görevi verme gibi bir düşüncem yok. Çünkü kimsenin 26'yı sağlayabileceğini düşünmüyorum demişti. Şimdi o zaman şeyi sorayım ben size, yani nedir Ersin Tatar'ın genel tepkisi tüm bu olanlara karşı diye sorayım. Şimdi tabii bir cumhurbaşkanı böylesi bir krizde toparlayıcı rolde olur. Yani şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı, bizim parlamenter sistem KKTC. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın sembolik yetkileri var. Tamam, bunu biliyoruz ama Cumhurbaşkanlığı'nın bir ağırlığı, bir sembol, bir isimdi. Devletin başındaki isimdi sonuçta. Böyle bir kriz çıktığı zaman ortaya Cumhurbaşkanı'nın bunu toparlamak için mesai yapması lazım gerekiyor. Ama onun yerine ne yapılıyor? Cumhurbaşkanı bir kere geçen hafta Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş yıl dönümü vardı. 46. kuruluş yıl dönümü vardı. Orada kürsüye çıkıp İşte Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidara gelecek, partimiz tek başına iktidara oluyor gibi anayasada kendisine biçilen görevin dışında anayasanın tarafsızlık ilkesi, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı, o ilkeyi yıktı, parçaladı. Şimdi Türkiye'de sistem öyle, sizin sisteminiz parti üzerine tabii oluyor. O da peki normal karşılanır bunlar ama Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanının bu bağlamda yapması gereken şey şuydu. Bu meclis, bırakınız aritmetik bulup da hükümet çıkarmayı, yeni hükümet çıkarmayı, toplanamıyor dahi. Yani nisap sağlayıp toplanamayan bir meclisten bahsediyoruz. Bütün meclisteki 6 partinin de başkanları, buna başbakan da dahil, erken seçimden bahsediyor. Herkes erken seçime hazırız. Erken seçim en erken tarihte falan diye konuşmalar yapıyor. Bunu düşündüğünüz zaman nedir normali? Başbakan istifa eder, gider görevi verir. Ertesi gün Cumhurbaşkanı çağırır siyasi parti, ki yaptı bunu. Ama 3-4 gün sonra yaptı. Yapar, görür ki yoktur böyle bir şans. Hükümetin kurulması için. O zaman ne der? Hem herkes bir konsensusa gelsin, seçim tarihi belirlensin, mecliste bu seçim tarihini geçirin veya ben öyle ayak olayan bu işe der. Yani bir şekilde krizi çözer.
erken bir seçim tarihi belirlenir ve herkes seçime o da işine bakar. Böyle olması gerekirdi. Burada ne oluyor? Açıkça Cumhurbaşkanı gene tarafsızlık ilkesini ayaklar altına alıyor ve bir Cumhurbaşkanı'nın yapmaması gereken bir şey yapıyor. Diyor ki ben kimseye hükümet kurulması için görev verecek değilim. Nasıl böyle bir şey olabilir mi? Siz bunu duyduğunuz zaman kulaklarınızdan Cumhurbaşkanı hükümet yok memlekette. Görev veremiyor. Niye veremiyor? Bunu da söylüyor. İşte diyor ki Ulusal Birlik Partisi'nin kongresi önemlidir, etkendir. Yani ne oldu? KKTC bir parti devletidir. Demek ki Ulusal Birlik Partisi'ne ait bir devlettir. Anayasası da ona aittir. Meclis de ona ait, Cumhurbaşkanı Bakanı da ona ait. Tamam onlar çalıp oynayacaklar o zaman demektir. Yani böyle bir şey olamaz. Bu konuşmalar siyasi etik açısından, demokratik teamüller açısından, anayasa açısından tamamen onların dışında yapılan konuşmalardır. Cumhurbaşkanı Tatar da hiçbir şey yokmuş gibi Türkiye ziyaretine gidiyor şimdi. Yani tamam Ankara'da Fuat Oktay'la görüşecek. Sayın Fuat Oktay'la Türkiye Cumhuriyeti Başkanı adıysa belki ama yani sonrasında gidip işte İstanbul'da Fahri Doktor oyma alacak. Atıyorum Hatay'da ne bileyim işte bir şeyler yapacak. Orada hamaset tutuklar atacak tabii ki. Burada işte federasyon isteyenleri Rumcu ilan edecek, hain ilan edecek, Türkiye düşmanı ilan edecek. Böyle bir şey kabul edilemez Senem Hanım gerçekten. Biz bunu yaşıyoruz burada. Aylardır bunu yaşıyoruz sürekli şekilde. Ve dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın bu tavrı ne demokratik teamüllere, ne anayasaya, ne de başka bir şeye uygun değildir. Yani kendisinin yapması gereken şey hemen hükümeti hemen birine veremeyecek. Madem kurması imkansız, madem muhalefet bunu söylüyor, madem kendisinin kanaatı da bu yöndedir. O zaman erken seçim tarihinin alınması için ön ayak olur Cumhurbaşkanı. O da yok. O zaman ne yapacağız? Meclis yok, hükümet yok. Efendim benzin yok, o da var. Para da yok, ay sonu maaşların ödenmeyeceği. Gerçi bu her dönem yayılan bir şey belki ama ciddi ciddi KKTC maliyesi tam takır, kuru bakır. Şu an son 10 ayda efendim işte 2 milyara yakın iç piyasadan ki KKTC'nin bütçesi 10 milyar TL. 2 milyar TL'ye yakın iç borçlanma yapıldı. Artık borçlanacak durum da yok. O değil, borçlanmaya kalkınsa ortada bir bakanlar kuruldu. Yani tamamen sürükleniyoruz. Yani bizim krizimiz hakikaten çok ciddi boyutlarda rejim, sistem çökmüş durumda. Gerçekten yakında duyarsanız eğer Kıbrıs'ta işte su kıtlığı var ne bileyim dünyanın başka ülkelerinde de çıktı bunlar ortaya. Su kıtlığı, benzin kıtlığı ve yiyecek kıtlığı falan duyarsanız şaşmayın. Bunu söyleyebilirim. Son olarak şeyi sorayım tabii bu kadar krizin içinde sabah da ben de sizin yayını izlerken sonlara doğru bir muhalefete yönelik bir eleştiriler de vardı. Hem toplumdan gelen sizin de anlattığınız. Biraz muhalefetin tutumunu da konuşmak istiyorum hazır sizi bulmuşken. Ne yapıyor muhalefet? Muhalefet yapıyor mu? Ya da oradaki durumlar nasıl diye sonlara konu sorayım. Şimdi bu örneği vereyim buradan da ben izleyenler öğrensin. Şimdi bizim meclisimizde şöyle konuşmalar geçti. Başbakan yardımcısı bir atamayla ilgili. Yasa dışı bir atama yapıldı. Bunu muhalefet eleştirdi. Çıktı başbakan yardımcısı kürsüye dedi ki yaptım oldu kardeşim. Şikayetiniz varsa polise gidin. Şimdi meclis kürsüsünde bir başbakan yardımcısı muhalefete bunu söylüyor. Bakınız bu ne demektir? Bu kadar yani vurdum duymaz bu kadar böyle yani şeydir. Onu, yani nasıl derler anayasa ve yasalar ve tüzükler ayaklar altında demektir. Bu kadar pervasız bir hükümet var demektir karşımızda. Peki hükümetin bu kadar pervasız olmasının bir sebebi nedir? Elbette ki muhalefettir. Karşısındaki muhalefetin yetersizliği, muhalefetin bütün bu olanlara koltuk değneği olma görüntüsü içerisinde olması tabii ki kabul edilebilir bir durum değildir. Bu hükümetin kurulmasından itibaren muhalefetin mecliste yeri yoktu aslında. Çünkü bu hükümet atama bir başbakanla müdahaleyle kuruldu. Açıktır bu. Yani bir takım partilerden istifa ettirildi. Üç bağımsız milletvekili oldu onlar. Üç vekilin desteğiyle kuruldu. Yani gözümüzün içine baka baka yapıldı. Bu işler muhalefetin yapması gereken şey oradan çıkıp burada artık siyaset yapacak bir ortam yoktur deyip çıkması lazımdı. Şimdi görüyorum yine meclis. Şimdi mesela ne oluyor? Hükümet meclisi açmaya çalışıyor. Ne diyoruz biz? Hükümetin meclisi açamıyor. Hükümet değilsiniz siz. Şimdi hükümetin görevine muhalefet soyundu. Onlar da bugün meclisi açmaya çalıştılar. Açamadılar. Şimdi ne oluyor? Sizin görüntünüz böyle. Zaten aynı basiretsizlik sizde de var demektir. Zaten öyle bir hale geldi Senem Hanım durum. Şöyle dedi Ulusal Birlik Partisi'nin genel sekreteri yine başbakan da aynı zamanda. Dedi ki zamanında bu hükümet kurulurken pandeminin de getirdiği o ekonomik zorluklar içerisinde
muhalefet partileri elini taşın altına koymadı. Biz de kurmak zorunda kaldık bu hükümeti. Bakınız Allah aşkına böyle bir şey duydunuz mu hayatınızda? Ondan sonra da bozulurken de efendim muhalefet nisap vermedi. Onun için hükümeti bozmak zorunda kaldık. Ya gerçekten yani böyle distopik bir film gibi dönüyor olaylar burada. Gerçekten ve muhalefete bu suçlama yapılıyor. Ve bu bir algı haline dönüştü. Sektörler şimdi bazı yasaları bekliyor geçsin diye. Ne oldu? Muhalefete de kızılıyor. Muhalefet kendine kızdıracak noktaya geldi. Neden? Çünkü koltuk değneği oluyor. Mesele bu. Ben bunu söylüyorum. Ve bu böyledir. Şimdi halka sorsanız muhalefette de iş yok, hükümette de iş yok. Halbuki muhalefet çoktan bu meclisten gitseydi, deseydi biz burada artık siyasi enstrüman kullanamıyoruz. Siyasete başak noktadan çıktık. Dışarıdayız deseydi o zaman kimse muhalefete laf edecek durumda olmazdı. Ama dediğim gibi bu algı operasyonu da yapılıyor şu an. Ve tabii ki bunun suçu elbette ki muhalefet partilerinin liderlikleri de. Çünkü mecliste çok son derece değerli insanlar var. Onu söyleyeyim. Yani öyle yani şey bir meclisimiz yok. Gerçekten yani böyle double major okuyanlar, ne bileyim doktoralı gayet okumuş insanlar. Amerikalarda, İngiltere'lerde okuyan insanlardan bahsediyoruz. Bunların vasıfsız olduğunu söyleyemeyiz. Onu söyleyeyim yani tabii kesinlikle size. Ama dediğim gibi maalesef hükümete koltuk, kötü bir koltuk değneği olmaktan başka bir şey göremiyorum ben de burada. Ve tabii ki haliyle bunu eleştiriyorum. Çünkü hükümetin kötülüğü, muhalefetin kötülüğüyle de bir doğru orantısı var diye düşünmekteyim açıkçası. Ki Türkiye'de de uzun süre bunun şeyi yaşandığını düşünüyorum. Aynı zamanda ben de öyle bir eleştiride Türkiye siyasetinde görebiliyorum tabii ki. Yani muhalefetin yetersiz olmasının dolayı hükümetin pervasız olduğu da söyleniyor tabii. Burada da aynı durum vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Ulaş Bey. Yani biz de takip etmeye, anlamaya, sizinle de sanırım bundan sonraki süreçte yine konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler bize aktardığınız için, adına neler olduğunu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Selam Hanım. Teşekkürler. İstanbul'a selamlar. Türkiye'ye selamlar. Metroskop izleyicilerine de teşekkür ederim tabii ki. Aynı zamanda size de iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Kıbrıs'a da bizden selamlar. Sevgili seyirciler, sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.